Ya hakkımızı istiyoruz ya biz. Evet, havuza baskın yaptık arkadaşlar. Herkes çocuklarını sokuyor. Birazdan yetişkinler de girecek. Madem bir çözüm yolu yok, birazdan da yemeğimizi yiyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Bu bahsi geçen otelin tek yetkili ajantasıyım. Aralık'tan geçen sene de ben bu oteli sattım. Geçen sene de satışı bendeydi. Geçen senenin Ağustos ayında yeni kontratımı yeniledim. Gerekli evraklarımı verdim. Satışıma da Aralık'ta tekrar başladım. Bu süreçte herhangi bir sorunumuz yoktu. Satışlarımızı yaptık. Vermiş olduğumuz evraklarımızı ödemeye başladık. Alacaklarımız, vereceklerimiz var. Ciddi de bir alacağım var benim zaten otelden. Herhangi bir sorun yok. Şubat ayında otelin zaten bu otel ortak işletmeydi. Bahsi geçen ortaklardan birisi geldi. Biz her ihtimale karşı isim değiştireceğini, öyle bir düşünceleri olduğunu söylediler. Biz de her ihtimale karşı yine yasal yollardan mevcut kontratımızın sizi de bağlayacağına dair tebligatımızı da yaptık. Biz bu arada zaten hiçbir şekilde karşı taraftan bir sorun yaşamadık. Karşılıklı konuştuk, yazışmalarımız var. Yaklaşık 40 sayfa kadar elimde şeylerim var, yazışmalarım var, bilgileri var. Bu otelin yeni isimle satış yetkisi bana bizzat otelin sahibi tarafından verildi. Bunu da yazışmalarımda ispatlayabiliyorum. Yolcularımın bazıları bizzat otele vardı. Bir sorun var mı? Yok denildi. 12 Temmuz'a kadar hiçbir sıkıntımız yoktu. 12 Temmuz'dan 13 Temmuz'unda Turizm İlçe Müdürlüğü'nden bana bir telefon geldi. Denildi ki yolcuların alınmıyor. Bununla ilgili bir savunma yaz. Yolcuların şu sebepten bu sebepten almıyoruz diye yok. Sadece web sayfalarında P-Travel'den bir ilişkimiz asla olmadığını, her yere başvurduk. Bu kaymakamlıktan tutun valiliğe kadar her yere başvuruldu, her yere gönderildi. Buradaki mağdur olan insanlar yaklaşık 1300 oda satışım var benim. Her birinin yanında iki çocuk olsa 2600, yani 3000'in üzerinde bir yolcu sayısı çıkar. Hani ben hiçbir şekilde yolcundan kaçmıyorum. En çok üzüldüğümüz konu çocuklar. Bu çocuklara belki kıştan bu yana işte kaydıraktan kayacağız, şöyle edeceğiz, böyle yapacağız, şunu yapacağız, bunu yapacağız denildi. Bu çocukların gözyaşları var. Burada bir mağduriyet var. 30 Haziran'da ben bu otele tüm satılan yolcuların listesini bildirdim. 30 Haziran'da. 28 Nisan'da otel açtı. O tarihten bu tarafa her günde giriş listelerini gönderdim. Gönderirken de bunlar hepsi benim dosyamda var. Şu kadar oda eski isimden, şu oda kadar oda yeni isimden. İlk gün dediler ilişkimiz yok, mailler var. İkinci gün dediler ki parayı bize vermedi, eski şirkete verdi. Eski şirkete ait ben onların dedikleri şekilde biz icra yol aldığımızda ben oraların elektrik faturalarını da ödedim.
Yani hepsi bende mevcut. Ve ben bunu savcılığa verdim. Ofislerimi kapatmak zorunda kaldım. Santrallar kilitlendi. Ben mağdurum zaten.